Bazı izleyenlerimize su çiçeği hakkında bilgi verir misiniz? Su çiçeği gerçekten çocukluk döneminde görülen hasta bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi ve çok kolay bulaşabilen bir hastalık. Genellikle kış sonlarında ve ilkbaharda görülebiliyor ama bazen bütün yıl boyunca da karşılaşabiliyoruz. Çok da kolay bulaşabilen, damlacık yoluyla bulaşabilen bir rahatsızlıktır. Hatta şey diye de söylenir, kapıdan geçerken bile bulaşabilir diye söylenir. Havada kalan bu damlacıklar yoluyla, nefes yoluyla alınmasıyla bu kişi bu mikroba yaklaşır. Bulaşıcı olan, yani hastalık geçiren bir kişiden başka birine bulaşması, son döküntü dediğimiz o döküntülerin kurutlanması, yani kabuk bağlayıncaya kadar, geçen döneme kadar da bulaşıcılık devam etmektedir. Hastalık alındıktan sonra 2-3 hafta kadar bir kuluçka dönemi vardır. Hafif bir ateş, halsizlik, burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını taklit eden bir görüntüyle ortaya çıkıp 1-2 gün sonrasında yüzden başlayan, saçlı deride olan, içi su dolu küçük kabarcıklar şeklinde olur. Su çiçeğinin en önemli özelliği, yani bir yerde böyle küçük kırmızılık başlarken diğer tarafta içi su dolu bir döküntü olabilir. Birkaç gün sonrasında bunlar kurumaya başlarken yeni bir döküntü ortaya çıkar. Bu su çiçeğinin en önemli özelliğidir. Ağız içi dahil olmak üzere her yerde çıkar. Ve yani genel tabloyu çok bozmaz ama aşısı olan insanlarda da bazen böyle bu bulgularla birlikte döküntü olabileceği gibi, aşısız olan insanlarda en çok komplikasyonlarından korkarız biz su çiçeğinin. Onlar açısından dikkat etmek gerekir. Aşıyı o yüzden yaptırmamız gerekir zaten. Yapılması gerekenler nelerdir? Çocuğa ne verilmelisin? Bu dönemde çocuk hani ısrar ettirilmeli. Ateşe çıkarsa ateş muhakkak düşürülmeli. Ama ateş düşürücü olarak parasetamol kullanılmalıdır. Aspirin kesinlikle verilmemelidir. Zaten çocuklarda biz aspirin kullanmayız ama bazen eskiler, işte anneanneler, babaanneler çok severler. Bebe aspirinin bir zararı yok, hadi verelim diye. Su çiçeğiyle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Ve bir de şöyle bir şey var. Ateş düşürücü verilirse su çiçeği içeride kalır çıkmaz gibi böyle bir batıl inanç da söz konusu. Bu da söz konusu değildir. Çocuğun ateşi varsa ateşi düşürülmeli. Hidrasyon dediğimiz sıvı alımına dikkat edilmeli. Beslenmesine dikkat edilmeli. Özel bir beslenme ya da bir diyete gerek yok çocuk için. Banyo konusunda bazen aileler soruyorlar. İşte keselemek, sabunlanmak, liflenmek gibi şeyler yapmadan belki belli birkaç gün sonrasında sadece duş alıp çıkmak, ki bu sekonder enfeksiyon dediğimiz o kurutlanmış derilerin üzerine başka bir enfeksiyon eklenmesini de engelleyebilir. Onun dışında özel bir şey yapmak gerekmiyor. Peki hocam, su çiçeğinden çocuklar korunabilir mi? Evet, aşısı var. Bu da şanslı olduğumuz bir durum. Aşıları 1 yaşından sonra her yaş grubunda yapılabilir ki bizim Sağlık Bakanlığımızın aşı takviminde 1 yaşından itibaren bu aşı yapılabilmekte. Bir de artık okul çağında ikinci bir rapel dediğimiz dozu yapılırsa da pekiştirilmiş olacak aşı etkinliği ve ileriki yaşlarda okul dönemindeki bulaşları da engellemiş olmuş olacağız. Peki su çiçeğinde komplikasyonlar görülür mü hocam? Evet, yani su çiçeğinden en çok korktuğumuz odur zaten. Su çiçeği olan bir çocuğun ateşlerinin düşmemesi, işte öksürük şikayetleri başlamışsa, göğüs ağrısı başlamışsa su çiçeği zatürreye sebep olabilir. O açıdan dikkat etmek lazım. Orta kulak iltihabına sebep olabilir. Su çiçeğinin en çok korktuğumuzda meningoensefalit dediğimiz beyin zarında ve beyin dokusunda iltihaplanmasıdır. Çocukta uyku hali varsa, konuşmasında dengesizlik varsa, ya da hareketlerde bir dengesizlik varsa en yakın hastaneye götürmek gerekir ve ensefalit açısından değerlendirilmesi gerekir.